Biz bu büyük yarışın tekrarını beklerken hız dünyasından yansıyan renkleri ekrana getirmeye devam edelim. İlk dosyamız Formula 1'in en merak edilen ve üstüne tartışılan konularından biri takımlar ve pilotlar arasındaki iletişim noktası telsiz konuşmaları. Telsiz konuşmaları yani taktikler işin tekniği kadar önemli ve değerli. Motorların çığlıkları arasında iletişimi kurmak çok ama çok zor. Peki bu zor nasıl başarılıyor? İşte böyle. Otomobil sporlarının teknoloji zirvesi olarak kabul edilen Formula 1'de pit yoluyla otomobil arasındaki telsiz bağlantısı ilk kez kullanıldığı 1984 yılından bu yana müthiş bir gelişim kaydetse de mükemmel seviyeye ulaşamadı. Renault mühendislik şefi Pat Simmons, pistteki gürültü ve radyo sinyalleri yoğunluğunun telsizlerinde parazitlenmeye neden olduğunu belirtiyor. Diğer tüm pilotlar gibi Anthony Davidson da söylenenleri tam olarak anlamakta zorlandığını, sesini duyurabilmek içinse bağırmak zorunda kaldığını vurguluyor. Takımlar sistemin operasyonunda mümkün olan en az kişiye görev vermeye ve standart bir terminoloji kullanmaya çalışıyor. Pilotlar anlaşabilmek için motor devrinin düşük olduğu yavaş virajlarda konuşmayı tercih ederken, pit duvarındaki beyin takımı da start-finish düzlüğünün boş olduğu zamanları seçmeye gayret ediyor. İletişim sistemi FIA'nın teknik şartnamesine uygun olarak tasarlanıp üretiliyor. Ayrıca FIA, pilotlarla teknik ekip arasında yarış sırasında yapılan konuşmaların yarış kontrol tarafından sürekli izlenmesini öngörüyor. Bu konuda 2000'li yıllara kadar esnek davranan FIA, özellikle takım emirlerinin yasaklanmasıyla birlikte telsiz konuşmalarının tamamını açık yayın yöntemleriyle alıp kaydediyor ve takımların izniyle yayına veriyor. Bu nedenle konuşmalar yayına yaklaşık 20-30 saniye gecikmeli olarak yansıyor. Kimi, this is our second radio check from the pit wall, radio check. Radio's okay. Kimi, that's good for me too. It doesn't work, the system, everything is, nothing works. The gear's shifting. Hey, don't worry, we should check the car, it's big smoke. No, the car stops. The car stops. And remember the white line. Remember the white line. Zaku, use Raikkonen to help you through this traffic. Raikkonen's blue flags will be really wild, so use him to get them out the way. Fernando, we need to save a little fuel. We need to save a little fuel, mate. If you can't get past Mix 3, we'll go one lap longer. We've got a bit of a headwind here on the pit straight, so into turn 12 you're going to have a bit of a tailwind. Fernando got a bit caught out by a brake too late and lost a bit of time there, so just be a little bit careful there. Rubens Jensen is 2 seconds quicker, or claims to be 2 seconds quicker. Don't make me laugh. Renault başta olmak üzere bazı takımlar sporu daha anlaşılır hale getirmek adına telsiz konuşmalarının tamamının yayına açık hale getirilmesini isterken Ferrari ve McLaren telsizlerinden sadece yarış sonrası kutlama mesajlarını duyabiliyoruz. Takımlar bu yolla stratejik sırlarının ortaya çıkmasından korkarken Formula 1 tutkunları ne olup bittiğini daha iyi anlayabilmek için takım telsizlerinin tamamen yayına verileceği günü iple çekiyor. Hep merak ettiğimiz konulardan biriydi. Sadece canlı yayında ekrana yansıyanlar değil, daha da ötesinde neler konuşuluyor. Bir kısmını da olsa ekranlarınıza getirdik Zafer Sarı'nın dosyasında. Sevgili seyirciler, sıfırdan 200 kilometreye ortalama 4.7 saniyede ulaşan, 200 kilometreden tekrar durması için sadece 1.9 saniyeye ihtiyaç duyan teknolojinin otomobildeki zirvesi Formula 1 araçları. Yani hız kadar fren de önemli. Bu işi en iyi yapanlardan biri de İtalyan Brembo şirketi, Ferrari, BMW, Red Bull, Toro Rosso, Spyker ve Honda. Bu frenlerle pistte kalıyor ve başarı kovalıyor. CNN Türkiye ekibinden Nebil Evren ve Özgür Tekşen, Brembo'nun çalışma prensiplerini yerinde
İtalya'da inceledi. Sevgili seyirciler, burası İtalya. Milano'nun 50 kilometre kuzeyinde Bergamo'dayız. Formula 1 gridinin %70'ine fren tedarik eden Brembo'nun fabrikasını gezeceğiz. İtalyan Alplerini takip eden Brembo Nehri'nin kıyısındaki Bergamo'da uzman mühendisler otomobilleri ve motosikletleri durdurmak için derinlemesine araştırmalar yapıp geliştirdiği yeni parçaları otomobil ve motosiklet endüstrisinin kullanımına sunuyor. Yüksek performanslı fren sistemleri ve ekipmanları üreten Brembo, 12 ülkedeki 23 üretim tesisi ve satış ofisinde yaklaşık 5000'e yakın kişiye istihdam sağlıyor. Geçtiğimiz yıl fren pazarında 806 milyon euro gelir elde ederek büyük bir başarıya imza atan firmanın motor sporları portföyü ise hayli geniş. Kendi çatısı altında bulunan Brembo Racing, AP Racing ve Marquezine markalarıyla en prestijli 2 ve 4 tekerlekli yarışlarda yer alıyor. Brembo'nun Formula 1 ile olan ilişkisi ise eskilere dayanıyor. 1975 yılında Bay Enzo Ferrari Brembo'dan Formula 1 takımı için ürünler geliştirmesini istedi. Bu o zamanlarda küçük bir firma için büyük bir zorluktu. Aslında bu mücadeleyi kazandık. Çünkü 32 yıl sonrasında hala Ferrari'nin yanı sıra diğer birçok takımın fren tedarikçisiyiz. Yarışlar bizim için çok çok önemli. Çünkü yarışlardan kazandığımız tüm avantajları standart yol otomobillerine aktarabiliyoruz. Otomobil yarışları kesinlikle en önemli bölümlerimizden biri. Çünkü 5 yıl ileriden gidiyor. Mühendisler daha büyük fren balatalarından metal alışımlı fren disklerine kadar çok geniş bir yelpazede birçok parça geliştirip bunları otomobillerinde kullandı. Bu konudaki gelişimse gerçekten şaşırtıcı. 1982 yılında Gilles Villeneuve'ün Ferrari'sini dizginleyen dökme demir fren diski 4 kilogram ağırlığa sahipken günümüzde F2007'deki karbon fiberi karbon moleküllerine dönüştüren, 5 aylık üretim sürecinden ötürü karbon-karbon olarak bilinen maddeden yapılan diskler, aynı çapta ve aynı kalınlıkta olmasına rağmen sadece 1.7 kilogram ağırlığında. Detayları 11 takımın 7'si, Ferrari, BMW, Toyota, Honda, Red Bull, Toro Rosso ve Spyker için fren üreten Brembo'nun Formula 1 sorumlusu Mauro Piccoli'den alıyoruz. Bundan birkaç yıl öncesine kadar sadece 2 çeşit kaliper üretiliyordu. Ancak şimdi neredeyse bütün Formula 1 araçları için farklı bir üretim yapılıyor. Kompleks bir yapıya sahip fren tertibatını üretmek ince mühendislik detaylarını içinde barındırıyor. Üretim aşamasında titiz bir yaklaşım sergileyen firma aynı titizliğini kalite kontrol testinde de gösteriyor. Bu zorlu testte fren disklerinin, balatalarının hızı, ısısı ve dönüş hızlarının yanı sıra hava akışları da inceleniyor. Formula 1'de sert bir frenajın ilk 0.2 saniyelik diliminde diskin yüzey ısısı 400 ila 600 derece birden artarak yaklaşık 1000 dereceyi bulur. Bu esnada diskin kütle ısısının 600 dereceye ulaşması işten bile değildir. Bu, bir sonraki frenaj bölgesine kadar diskin havalandırma delikleri aracılığıyla 450 derecelik optimum çalışma ısısına ulaşmasını sağlamak durumunda olan mühendisleri en çok zorlayan unsurlardan biridir. Bu yüzden kanallar arasından gelen hava akımı bile ince hesaplarla gözlenir. Disk, balata, kaliper ve sıvıdan oluşan eksiksiz bir fren takımı yedekleriyle yaklaşık 50 bin dolara mal oluyor. Bir setin en fazla 720 kilometre kullanıldığını hesap edersek, gridde yarışan takımların frene yıllık yaklaşık 500 bin dolarlık bir bütçe ayırdığını söyleyebiliriz. Saatte 275 km hızla seyreden Formula 1 aracının sadece 55 metrelik bir mesafede 1.9 saniyede tamamen durabildiğini düşünürsek, Brembo'nun gelirlerinin %6.5'unu araştırma geliştirme çalışmalarına ayırmasında ne kadar haklı olduğunu görebiliriz. Brembo gerek Formula 1'den gerekse diğer yarış serilerinden edindiği tecrübeleri yol otomobillerinde kullanıyor. Kırmızı kilometre adını verdiği yeni tesislerindeki çalışmalarını sürdüren Brembo, böylece fren arızaları ya da durma mesafesinden kaynaklanan kazaların önüne geçmeye çalışıyor.